Efendim Amasya'yı geziyoruz. Biliyorsunuz Amasya'nın Sultan Bayezid Camii'nde avlusunda bayağı gezinirken tam da bulunduğumuz yeri gördük. Burası Osmanlı döneminde aşevi olarak kullanılıyormuş efendim. Yardım ve ihtiyaç sahiplerine yemek pişiyormuş ve her gün malumunuz günümüzdeki aşevleri gibi hizmet veriyormuş. Ama şimdi bir kültür merkezine dönüştürülmüş. İl Özel İdare evet. Müdürlüğü tarafından. Evet. Ve burada gördüğünüz el sanatları sergileniyor. Yanımızda da çok kıymetli bir abimiz var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kendisi ahşap yakma sanatı ustası ve çok güzel eserleri var burada. Yani sadece ahşap yakma ile ilgili değil, önümüzde gördüğünüz her şeyi kendisi yapıyor. Hadi abicim biraz kendinizden ve sanatınızdan bahseder misiniz bana? Öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben bu sanata 2009 yılında başladım öğrenmeye daha doğrusu. Sonra hobi olarak başlamıştım. Aha. Daha sonra İstanbul'da Münir Erbörü diye bir hocamız var. Ondan ders aldım ve bu sanatı geliştirmeye başladım. Sonra profesyonel çalışmaya başladık artık. Bizim yaptığımız elimizdeki herhangi bir objeyi ahşabın üzerine aktararak bu kopya kağıdı veya kurşun kalem kömürü dediğimiz bir olayla evet. kopyalayarak daha doğrusu onun üzerinde gördüğünüz havyayla yakarak ve tonlayarak tonlamasında yaparak yaptığımız bir çalışma. Zaten en önemli kısım tonlaması herhalde değil evet, mi? Mahareti evet, orada. Evet boya kullanmıyoruz. Bunun haricinde tonlamada 7-8 ton kahverengi yani 7-8 ton yakalayabiliyoruz. 7-8 ton harika. Yakalayabiliyoruz. Evet yani bundan neler yapıyoruz? Ben genelde hat sanatı üzerine mevcut ustalarımızın, hat ustalarımızın yaptığı, icra ettiği sanatlardan beğendiklerimizi ahşabın üzerine yakarak devamını sağlamaya çalışıyorum. Devamlı evet çok fazla eskisi kadar rağbet var mı peki? Siz iyi biliyorsunuzdur buralarda gençlerin var mı rağbeti yoksa? Şöyle söyleyeyim ben gençlik merkezinde ders veriyorum. Usta öğreticilik yapıyorum. Harika. Üniversite öğrencilerinde her sene 30 civarı bir öğrenciye bu sanatı aktarıyorum. Hmm. Artık onlar kendi gittikleri yerde devam ettiriyorlar. Bazıları ettiremiyorlar malum şartlardan biliyorum, dolayı. Evet, ama bundan ekmek yiyen öğrencilerimizin olduğunu da biliyorum. İyi ne güzel. Sonuçta son dönemlerde bu tür sanatları biliyorsunuz. Hani kazanç bakımından arzu edilen boyuta ulaşmadığı zaman maalesef unutulmaya yüz tutuyor. Maalesef. Bu birazcık gönül işi tabii ki. Hiçbir şey olmazsa hobi olarak devam ettirebilir. İlla bir kazanç elde etmek durumunda değiliz. Yani. Çünkü herkesin hayatta sosyalleşmek adına kafa dağıtmak bir çeşit meditasyon gibi de olur bu. Çünkü ince ince işliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben buna başladığım zaman resmi kurumda çalışıyordum. Akşam eve geldiğim zaman saat işte 6 civarında yemeğimi yedikten sonra bu beni çağırıyordu. Ha. Gel yak diye çağır. İnanın yani bu müthiş gönül bir... Gönül bağ kurmuşsunuz. Çok çok hem de fazla. İnsanlara bir de bu her şeyi unutturuyor çalışırken. Bir de günlük yaşamda bu hepimiz için geçerli. Çok yoğun çalışıyoruz. Koşuşturma içerisindeyiz. Malum özellikle metropollerde inanın ne yaşadığımızı ne nefes aldığımızı anlayabiliyoruz çoğu zaman. Günler saat gibi dakika gibi geçiyor. Evet. Ama işte şöyle el sanatlarıyla uğraşan insanlar hayattan aslında kendilerine zaman çalıyorlar. Kendiniz için bir şey yapıyorsunuz. Kendim için bir şey yapıyorum ve bana en büyük katkısı sabrı öğretti. Ya bu çok bir şey. Önemli. Müthiş yani, bir şey. Hele şu günlerde müthiş bir şey. Evet. Hayat bu kadar hızlı akarken sabırlı olmak kolay değil. Maalesef, maalesef. Peki o zaman birazcık görelim sizin sanatınızı o zaman. Tabii ki. Haldun Beyciğim bakalım bu nasıl yapılıyormuş detaylarını göstermek istiyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere çalışmamın son aşamalarına geldim. Evet çok da güzelmiş elinize sağ olun. Ayetel Kürsi yazıyor burada. Hmm. Ben şuradan başlayayım. Milim milim çalışmak zorundayız. Çünkü bu yaptığımız işin telafisi yok bir daha. Yani sileyim de... Yaktıktan sonra sileyim yok. Sileyim de tekrar yeniden yapayım. Maalesef öyle bir şansımız yok. Ay hani saunanın kokusu olur ya böyle girdiğiniz zaman. Şu an... Bu ahşap yandığında o kokuyu veriyor adeta. Ahşabın kokusu, ahşabın kendisi güzel bir objedir. Tabii canım zaten çok yaşayan güzel. Yaşayan bir objedir yani ve kokusu da müthiş. Vallahi çok güzel kokuyor.
önce hatlarını belirliyorsunuz. Tabii, sonra içini dolduruyorsunuz. Önce dış kontür çizgilerinden başlıyorum. Ondan sonra içini yavaş yavaş, yani şu gördüğünüz telin ucunun çapı kadar çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Ya. Milim milim. O yüzden de sabır gerektiriyor. Hem sabır gerektiriyor, hem özen gerektiriyor. Haldun Bey böyle yapmaya devam ettikçe biz oturur saatlerce elimizi şöyle koyup izleyebiliriz. Ama çok teşekkür ediyoruz. Ben bu güzel sanatı ederim. Bize tanıttığınız için. Rica ederim. Yani bu sanatı aslında gelişmeye açık bir sanat. Son 30-40 yılda rağbet görmeye başladı. Evet. Bize aslında bu dışarıdan gelen bir sanat ama eski Türklerde haberleşme kağıt üzerine veya deri üzerine yakılarak. Deriden ahşaba geçirilmiş evet, oldu yani. Son 30-40 yılda da bu Türkiye'de bayağı bir revaçta. Bu arada Halim Bey şunları da soracağım size. O kadar güzel, bakınız bunlar çay bardağı altlıkları, sunum yani bardak altlığı daha doğrusu. Bunların içindekiler gerçek çiçek. Gerçek çiçek, evet. Siz yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel, bak birkaç tane daha göstereceğim, şu var, sonra şurada var, bakın inanılmaz güzel duruyor ve çok zevklisiniz. Az önce arkadaşlarımla beraber incelerken onu dedik, şu yeşilin güzelliğine bakar mısınız, ne kadar güzel. Elinize sağlık. Çok sağ da zevklisiniz. Teşekkür Bu çok ederim. Önemli çünkü. Onun yanında kolyeler var. Yine kolye uçları daha doğrusu, bakın. Şöyle yine gerçek çiçeklerin içine yerleştirildiği. Efendim siz az önce deriye yakma yapıyoruz demiştiniz. Evet. Haldun abi sanırım onlar da bunlar değil mi? Evet. Şunlar. Onlar evet. Deri üzerine yine bunu koyuyorum. Yakarak yapılan, bakın sadece ahşap üzerine değil deri üzerine de bu tarz modellerle yapılabiliyor ve bileklik olarak kullanılabiliyor. Bu sanatı, sözünüzü kesiyorum, bu sanatı kağıt üzerine de yakarak yapabiliyoruz. Öyle mi? Evet. Normal. Ne kağıdı oluyor yaktığında? Normal resim kağıdına yakarak. Yanmıyor mu? Ona göre ısısını ayarlıyoruz. Bilmediğim için. Çok güzel, çok enteresan bir el sanatı. Elinize kolunuza teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu sanatın verdiği sabır yüzünüze de yansımış. Huzurla karşıladınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Bu da böyle kısa bir el sanatı molasıydı. Oturduk Haldun Bey'in tezgahına, onunla birlikte bu güzel el sanatını size tanıttık. Ama biz durmayacağız. Amasya'yı gezmeye devam edeceğiz. Bakalım sırada ne var?